Efendim hayırlı günler diliyorum. Bugün Muş Gündemi programında konuğumuz Remzi Özün Beyefendi. Remzi Bey, Almanya'da Muş Kültür Yardımlaşma Derneği, diğer adıyla MUK Yardım Başkanı. Aynı zamanda Berlin'de ve iş adamı, siyasette de daha önce iştigal etmişler kendileri. 2014'te Muş Belediye Başkanı aday adaylığının vazifesinde bulunmuşlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz Remzi Özün'ü medyada çok iyi bir şekilde tanıyoruz. Yani Muş'a yaptığınız katkılar var, Muş'a yaptığınız hizmetler var. Ve Muş'taki halk tarafından da sevilen bir insansınız. Öncelikle ben şöyle bir girizgah yapayım. Kaç yıldır Almanya'dasınız? Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Ben 35 yıldır oradayım. Bildiğiniz gibi hepimiz bu fakir coğrafyanın insanları olarak kimilerimiz Mersin'e, kimilerimiz Adana'ya, Aydın'a, İstanbul'a ve bizler de dili farklı ülkedeyiz. Fransa'da, Hollanda'da, ben de Almanya'dayım, Berlin kentinde yaşamaktayım. Ve oradan buraya gelişimden dolayı bütün hemşerilerimden selam getirdim. Bu kanalın gerçekten orada izlediklerini gördüm, gururlandıklarını gördüm. İnşallah ileri tarihlerde de uydudan izleyeceğiz. Bu emekleriniz için de teşekkür ediyorum. Buradan öncelikle de herkesin bu kanalı desteklemesini istiyorum. 35 yıldır orada söylediğim gibi fakir bir babanın çocuğu olarak gittim. Orada çalışmaktayız. Neden göç ettiniz? Çünkü babamız oradaydı. Söylediğim gibi ekonomik sorunlarda ekonomik sorunlardan dolayı bu fakir coğrafyanın insanları olarak her birimiz bir yere geç etmişiz. Babam da oradaydı. Ben de gitmek zorunda kaldım. Aileme katkı sunmak adına gittim. Çünkü bir insan oradaydı. Birçok insana bakmak zorundaydı. Biz de oraya gittik. Okul eğitimin devamı. Daha sonra babama katkıdan dolayı çalıştım ve bugün de kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Ticaretle uğraşıyoruz. Evet. Kısaca derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne tür faaliyet yapıyorsunuz? Çünkü farklı bir ülkedeydik. Farklı bir ülkede farklı bir toplumun, bir milletin özelleriyle yaşamak, kültürleriyle yaşamak, ırf adetleriyle yaşamak çok zordu. Orada çocuklarımız asimile olmadan kendi kültürünü, özelini, buradan uzak olduğu için, yaşamadığı için biz dernekleştik. Onlara ifadelerimizi, dilimizi, kültürümüzü aşılamak adına dernekleştik ve tabii dernek güzel bir köprü oldu, bir kaynaşma oldu. İşsiz gençlerimize iş bulundu, buradan gelen kızlarımız evlenen, onları Almanca kurslarını açtık. Vesaire cenazelerimiz olsun, düğünlerimiz olsun dernek çatısı altında fayda sağladık. O da bizi mutlu oldu, etti. Daha sonra Almanya ile Muş arasında, ülke arasında bir köprü hizmeti oluşturdu. Birçok hizmetlerimiz oldu. Bu da bizi mutlu etti. Evet. Bu yaptığınız çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Yani şimdi bir dernek var orada. Ben Muş Derneği. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Artı bir de Muş'a da belli katkılarınız oldu. Mesela diyelim bir ambulans gönderdiniz. Kaç tane ambulans gönderdiniz? Yani bunu yaparken ki düşünceniz ne? Yani bu bağı neden devam ettiriyorsunuz? İnsanın doğduğu yer gömüldüğü yerdir. Biz bedenen oradayız, ruhen oradayız. Hepimiz bu toprağın bağrında Allah'a hesap veriyoruz. Eğer imkanlarımız varsa tabii ki insanımızla paylaşmalıyız. Biz de bu memleketimize olan insani borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bağrından çıktığımız insanı anne diyoruz. Ölüp de bağrına girdiğimiz bu topraklara da anne yurt diyoruz. Biz bu vesileyle hizmet ediyoruz. Biz orada tabii ki senede bir Muş gecelerini yaptık, dayanışma gecelerini yaptık.
insanlarımızı bir araya getirdik. Burada valiler, burada birçok siyasilerimiz geldi. Yöneticiler geldiler. Her sene düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki orada ben bu hizmetleri yaparken burada yapmış olduğumuz araştırmada sağlık alanındaki eksikleri gördük. Burada hastanelerimizin 112'lerin yetersiz olduğunu gördük. Çünkü sürekli hastaların dışarıya gittiğini gördük. İşte başı ağrıyanı hemen ya Elazığ, hem Ankara vesaire Diyarbakır'a bu noktada belediyelerimize olan sıkıntılarını bildirdiler. Biz de bugüne kadar birçok ilçemize parti gözetmeden, çünkü halka esas aldığımız için biz ambulans bağışladık. Vartu, Tatvan, işte Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Kızılağaç, birçok yere 6-7 tane ambulans bağışladık. Bir tabii ki temel sorunlarımızdan biri de eğitimdi. Eğitimin olmadığı yerde mevki olmaz, mevkinin olmadığı yerde rafa olmaz. İşte babalarımız okumadığı için, vasıfsız işçi oldukları için ta dini dili beğenmediği ülkelere gidip çalışmak zorunda kaldılar. Kim istemez ki herkes imkanı kendi toprağında bulsun, kendi özelleriyle yaşasın, kendi kültürüyle yaşasın. Kendi toprağında. Maalesef bu vesileyle biz Çam Sakızı Çoban Ormanı okul olmayan bir köyde, Tüten Köyü'nde de okul yaptık. Daha geçmişte burada Muş Spor adına bizden destek istediler. Muş Ovası Spor adına. İşte Muş Spor küme düştü. Profesyonel bir ligde de takımımız yok. Aslında Muş küme düşmüş dedik biz, bizi aradıkları zaman. Keşke Muş Spor olsa da biz el uzatsak. Geldik stadyumda bir konser düzenledik. Nihat Doğan'ı getirdik. Burada ben şu coşkuyu gördüm. İnsanlar artık gülmeye hasret, müziğe hasret. O kadar geldiler ki. Tabii biz burada siyasilerimizden destek görmedik. 4000 kilometrede geldim. Bu çocuklara biz el atmasa, kim istemez ki bu çocuklar bizim çocuklarımız. Burada yine yöneticilere sesleniyorum. Muşlu iş adamlarına sesleniyorum. Bu evlatlarımız bunlar, bizim çocuklarımız. Kim istemez bunlar Fenerbahçe'de oynasın. Kim istemez Real Madrid'de oynasın. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, profesyonel liglerde olsunlar. Biz bunları el atmadığımız zaman görüyoruz işte ya tinerci oluyorlar ya kapkaççı oluyorlar. Bugün gençliğimizin Muş'taki durumu da gerçekten çok acı verici. Bunu da görüyoruz. Bunun üzerine de bir çalışma yürütüyoruz. Elimizden ne geliyorsa biz memleketimize yapıyoruz. Çünkü bu memleket bizimdir. Bu insanlar bizimdir. Bunların çaresizliğine biraz derman olabiliyorsak bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Temiz Bey, şimdi uzun yıllar Almanya'da kaldınız. Ben biraz Almanya-Türkiye kıyas etmenizi isteyeceğim. Yani daha önceki röportajlarınızı ben okudum. İşte yıkılan bir Almanya var. O Almanya, o Berlin duvarı, o duvarının oradan kalkması, sonra kısa sürede ekonomide, özellikle sanayide, ağır sanayide çok ciddi hamleler yapıldı ve bugün dünya ekonomisinde ilk sıralarda. Şimdi biraz sizi şimdi hani Almanya'nın o geçmişteki sıkıntılarından kurtulup böyle hamle yapması ve Türkiye'nin de şu anki durumuyla alakalı böyle kısa bir kıyas yapmanızı isteyeceğim. Çünkü Almanya en ağır 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı yaşadı. En ağır savaş metotlarını uyguladılar. Savaşların hiçbir kazanım getirmediği gibi ülkelerini böldü. Aynı kanı taşıyan halk, aynı rengi taşıyan halk bir gecede ikiye böldüler. Akşam annesini bırakıp nenesine giden çocuk sabah tarafına dönemedi. Utanç duvarı örüldü. Ne zaman ki savaşların çözüm olmadığını öğrendiler, geçmişiyle yüzleştiler. Evet. Peki burada durmuşken biz geçmişimizle yüzleşebiliyor muyuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer biz geçmişimizle yüzleşmesek, bu ülkede demokratik bir çözüm bulamasa ki Almanya
aynı kanı taşıyan halkı bir gecede böldüler. Burası farkların ülkesidir. Hay hay bölünmeye gidiyor. Gerçekten bugün Almanya söylediğim gibi en ağır savaş metotlarını uyguladı. Çözüm bulamadılar. Ne zaman geçmişleriyle yüzleştiler, yeni bir sayfa açtılar. Bütün düşmanlarıyla yeni bir sayfa açarak özür dilediler. Bu özür iki Almanya'yı birleştirdi. Daha sonra sınırları açtılar. Avrupa Birliği'ni kurdular. Avrupa Anayasası'nı kurdular. Avrupa Para Birimi'ni kurdular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kurdular. Ya biz de geçmişimizle yüzleşeceğiz, birbirimize tahammül göstereceğiz, bir Avrupa ülkesi olacağız. Ya da tahammülsüzlük göstereceğiz, birbirimizi boğazlayacağız, hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğiz, Suriye olacağız ortada. Evet. Irak olacağız, evet. Mısır olacağız. Gerçekten 5 sene önce Suriye bizim ülkemiz gibiydi. Bugün hiçbir etnik grup bir adada yaşayamıyor. İyi düşünmemiz gerekir. Gideceğimiz başka bir yer yok. Bu ülke bizimdir. Lazi'yle, Kürdi'yle, Çerkezi'yle biz bir bütünüz. Birlikte yaşıyorsak da demokratik bir çözümün bulunması, birlikte yaşama tahammülü göstermeliyiz. Tabii ki burada siyasilerin tahammülsüzlüğü var gördüğünüz gibi. 7 Haziran seçimini yaşadık. Bir hükümet kuramadılar. Ve bugün bu 6 ay zarfında biz bu ülke olarak cenaze taşımaktan, taziye evleri dolaşmaktan hiçbir şey yapmadık. Yazık günah. Hepsi evladımızdır. Evet. Remzi Bey biraz yerelle gelirsek, şimdi böyle Muş'a baktığınızda Muş'un hangi sorunları var? Daha önce de aday olduğunuz için yani biraz böyle yerel idarecilikle alakalı araştırmalarınızda muhakkak vardır. Yani Muş'a baktığınız zaman Muş'un hangi sorunları var? Çözülmüş bir sorunu bana göster. Bu sorun çözüldü. Bakın 81. yıl konumundan kurtulmadık. 81. yıl. Eğer bugün Bursa'nın bir mahallesinde 150 bin Muşlu varsa, efendim hayırlı günler diliyorum. Bugün Muş gündeminden bahsetmesin. Ben görüyorum Türkiye'deki siyasiler oturdukları yerde, bizim hele bu bölgenin siyasileri, hepsi hizmetinden bahsediyor. Yaptığı işlerden bahsediyor. Ben baktığım zaman hiçbir hizmet görmüyorum. Bunların hizmetini neye benzetiyorum? Kasım Bey, bunların hani bir doktor alıyor ya hastayı ameliyathaneye. Akrabaları bin gün umutla dışarıda bekliyorlar. Tabii ki doktor hastayı öldürüyor. Dışarı çıkıyor. Akrabaları ona doğru geliyor. Hocam ameliyat nasıl geçti diyor. Vallahi çok başarılı bir ameliyat geçti ama maalesef hastayı kaybettik. Biz memleketi kaybetmişiz. Memlekette hiçbir şey yok. Yerele baktım. Ben şu anda Muş'a baktığım zaman ağlıyorum. Yemin ediyorum ağlıyorum. Bakıyorum 10-12 kat alışveriş merkezleri yapıyorlar. Acaba buradaki yöneticilere soruyorum, 12 kat müsaadesini veriyorsunuz, 12. katta bir yangın çıksın, itfaiyeniz var mı? Yok. Bir park yeri, otoparkı niye yapmıyorsunuz? Sokaklar hepsi canlı bomba, canlı bomba buraya gelmesin. Zaten her bir araba bir canlı bomba. 10 katlı bina yapıyor, 40 daire yapıyor. Kiracılar ne bari yapın? Sağlık merkezleri yok. Hastalar sürekli dışarıya gidiyor. Burada milletvekili olmak isteyenler gördüğüm kadar ben bu ülkeye nasıl hizmet ederim anlayışı değil. Ben partime nasıl hizmet ediyorum bir anlayışı taşıyor. İşte adaylarına bakıyorum. Hizmet anlayışıyla gelmiyorlar. Ben işte müdürsem, yalnız yarın iktidar partisi beni nasıl baş müdür yapar? Nasıl müsteşar olurum? Nasıl müteahhitsem nasıl ihale alırım? Bir zihniyet var. Eğer biz ne zaman bu ülkemize nasıl hizmet edebiliriz, sorunlarımızı nasıl çözebiliriz? Mantığıyla siyasete atılırsak gerçekten hizmet ederiz.
Ben burada bakın bu kadar hizmet ettim. AK Parti belediyeleri de bana müracaat ettiler. Şerefle, gururla ben onlara ambulans getirdim, bağışladım. Mesela Parti şu anda AK Parti. Biz halka esas aldık. Biz partilere hizmet etmiyoruz. Bu halk bizimdir. Partiler bugün gelir geçicidir. Bugün Kara Kızıl Ağaç AK Partili. Patron AK Parti'ye geçti. Ama araçlarımız orada hizmet ediyor. Patlus AK Parti'dir. Aylarca ben 4000 kilometrede o halkın desteğiyle ben ve oğlum arabaların direksiyonuna geçerek geldik. Kaza yapsak belki ölürdük. Ankara'da aylarca gümrüklere takıldım. Aylarca otellerde yattım. Hiçbir siyasi beni aramadı. Siyasiler bunu sanki bir ben bu memlekete hizmet değil uçak savar getirdim. Buraları bombalıyım diye. Toplum örgütlerinde ben gerçekten destek gördüm. Ben bu hizmeti halka yaptım. O da beni mutlu ediyor. Hizmetlerimiz de devam ediyor. Burada hiçbir sorun çözülmedi. Ben buraya geldim. Gerçekten hizmet Avrupa'daki imkanları nasıl getirebilirim? Kardeş belediyeler projeleri de Avrupa gün yasalarında vardı. Mesela burada vatandaş belediyenin bütçesini bilmiyor. Kaç para geliyor, kaç para memurların maaşına gidiyor, kaç para emeklilerin maaşına gidiyor, araç gelişlerin masrafına gidiyor. Kaç para buradaki hizmete, işte kadın bütçesi nedir, yaşlı bütçesi nedir? Bir sürü töre cinayetleriyle baş başa kalan kadınlarımız var, barınak yapılıyor mu? Görüyorum sokaklar, köpek, hayvan, burada hayvanseverlere de sesleniyorum. Yani bu bir barınak yapsınlar bunları, bunları şu alsınlar. Anda, şu anda belediyenin böyle bir barınak yapma çalışması var. Var, evet. İşte bu mutlu, bizi mutlu ediyor. Yani bu tip çalışmalar veya bu kadar bütçemiz var, işte altyapımız yok. Halka gidilmelidir yani, halka şeffaf bir şekilde anlatılmalıdır. Belediyecilik budur. Halk gelir gideri bilmelidir. Mesela Almanya'da zannedersem bir stad, eski bir stadyum halka soruldu. Burayı ne yapalım diye. Burası bir yeşil alan kalsın dendi ve şu anda koca yer yeşil alan olarak kalmış durumda. Şimdi mesela burada da buna benzer şeyler yapılıyor. Yapılırken referandum gibi sorulsa, yani diyelim ki eski hastanenin yeri ne yapılsın? İşte şu anki stadyum herhalde yeşil alan yapılacak, burası ne yapılsın gibi. Yani bu konuda halkın da fikri sorulabilir diyorsunuz değil mi? Esas olan halktır. Evet. Halk karar verecek. Evet. Sen halkı esas almadığın müddetçe gerçekten yaptığın her hizmet meşru değildir. Evet. Muş aşkı nasıl bir durum? Söylediğim gibi insanın memleketi bambaşkadır. Gerçekten ben buraya geldiğim zaman ağrılarım gidiyor. Mutlu oluyorum. Fakat tabi bu acıları gördüğüm zaman, bu sıkıntıları gördüğüm zaman... En çok sizi üzen şey ne? Tabi ki temel sorunlarımızdan biri de Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözülmediği müddetçe bu ülkeye huzur gelmez, barış gelmez, refah gelmez. Bu sorunu gerçekten çözmemiz gerekir. Bunu kabullenmemiz gerekir ülke olarak. Kabullenmemiz gerekir, bunu çözmemiz gerekir, demokratik bir çözüm bulmamız gerekir. Yoksa burada her gün kan ve gözyaşı. Görüyorsunuz artık burada, bugün HDP'ye oy vermeyenler, batıda iş adamlarımız var, çalışan insanlarımız var, gençlerimiz var, çiftçilerimiz var, hamalımız var yani. Onlar gerçekten bir asker cenazesi gittiği zaman onlar bile saldırıya uğruyor. Geçen gün bir müteahhitle görüştüm. Buraları terk edin diyorlar. Yani neticede orası da bizim ülkemiz. Bir bütünüz. Birbirimize artık eğer bu sorun çözülmese, tamuksuzluğa doğru giderse ülke de adım adım bölünmeye gidiyor. Bugün bakıyoruz Amerika, bakıyoruz Rusya. Artık Kürtler bir dünya halkıdır diyor, müttefiktir diyor, dostumuzdur diyor. Yani bu onların statüsüz kalması diyor, dünyanın ayıbıdır diyor.
Bin yıldır birlikte yaşayan halk, birbirine sofrasını açan, birbirlerine kapılarını açan halklar, kız almış kız vermiş halklar niye bir arada yaşamaz? Evet. Tanrısızlık ülkeyi bölünmeye götürüyor. Yani Kürt sorunu gerçekten bizim de temelimiz burada. HDP'nin büyük bir oy alması, Ankara'ya gitmesi, bu halkın sorunlarının silahla değil, silahların devreden çıkması, siyasetin konuşması. Temelimiz odur. Evet. Peki Remzi Bey, ne kadar sürede böyle Muş'a gelip gidiyorsunuz? Yani Almanya'ya çifte vatandaşlık var mı? Yani bu geliş gidişlerde mesela ileriye dönük böyle bir şeyiniz var mı, bir hedefiniz, bir yani siyasetle alakalı düşünceleriniz? Evet. Sürekli tabii ki biz kopmadık buradan, memleketimizden hiçbir zaman kopmadık. Kopmayacağız da yani. Bedenim buradayız dedim ya. Ruhen bedenim oradaysa ruhen buradayız. Öldüğümüz zaman da bu toprakta. Tabii ki eğer bu halk isterse, bizim amacımız halka hizmettir. Uygun görürsen, neden olmasın? Birçok imkan var, birçok proje var. Bunu halkla buluşturabiliriz, bütünleştirebiliriz. Olabilir diyorum. Halkın isteğine karşı boynumuz kıldan incedir. Evet. Fakat şu anda düşündüğüm şey yok yani. Evet. Yani siz memleket sevdasıyla memleketteki işte problemlere çözüm olarak bir Avrupa şehri, Avrupa'daki bir şehrin standartlarını yakalama adına, yani memleketim burada işte neden bir Muş ili bir Avrupa'daki bir ille yarışmasın, ya da işte sorunsuz, insanların mutlu olduğu, insanların böyle birbirine işte kabullendiği, yani böyle bir hayal neden olmasın diye düşünüyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi bu ülkede pancar ekiliyor, tütün ekiliyor, dört mevsim yaşanıyor, insan beyni ekilmiyor. Yeşeren beyinler de Yüce Rabbimiz tarafından ya faili meçhul öldürüyorlar, ya zindanlara atıyorlar, ya sürgünde. Bu ülke nasıl yol alsın? Sevgi ekilmiyor. Bu halkın sevgiye ihtiyacı var. Almanya'da dört mevsim yaşanmıyor, pancar ekilmiyor, tüm insan beyni ekiliyor. Ekildiği için bugün Almanya 40 yıl sonra savaştan bu noktaya geldi. İnsanlık suçu işleyen bir Avrupa, insan hakları mahkemesi kuruldu. Tabii ki bizim amacımız burada sevgi ekmektir. Sevgi ekildiği zaman bu memleket yol alır. Burası bizim insanımızdır. Kız almışız, kız vermişiz, taiz yeriz, bakıyoruz bir seçim havası var, herkes herkesten korkuyor. Ben bir gün lokantada yemek yiyordum. Bir arkadaş, o da burada siyaset yapıyorlar. Başka Remzi Başkan dedi ya, bugün cumadır, Allah'tan kork dedi. Gel bir namaz kıl dedi. Dedim başkanım, elhamdülillah Müslümanım. Abdest de alacağım, camiye de geleceğim. Sen Allah'tan korktuğun için namaz kıl, ben Allah'ı sevdiğim için kılacağım. Hep korkular ekilmiş bu memlekette. Korktuğu için de biz ülkemizde artık gerçekten o gurbetçiler gelmeyi düşünmüyor, yatırım yapmayı düşünmüyor. Orada kalmayı tercih ediyor. Çünkü ülkemize güvenmiyoruz. Siyasilerin tamursuzluğu var. Ülkeyi düşünen yok. Gelen ben nasıl köşe olurum. Gelen ben nasıl bir aday olurum iktidar partisine, belki müdür olurum. Belki kapıcıysam müdür olurum, müdür isem baş müdür olurum, genel müdür olurum, müfettiş olurum, anlayışı var. İşte hocadan kork, jandarmadan kork, Allah'tan kork, şeyhten kork, anneden kork, hep korku. Sevgiden kimse bahsetmiyor. Sevgiden
şarttır, sevgi ekilmesi şarttır. İnan burada kimse gülmüyor. Ben haber kanallarına bakmak istemiyorum. Ölen her asker bizim çocuğumuz, her polis bizim çocuğumuz. Dağdaki her çocuk bizim evladımız. Bu ülkenin sorunları onların ölümüne sebep. Bu sorunların çözümü için bu halk sandığa gidiyor, iradesini kullanıyor. Bir yetki veriyor. Sorunların çözümü için, fakat onlar Ankara'da o yetkiyi kendi manfaatlarına kullanıyorlar. Dört parti bir hükümet kuramadılar. Almanya'da bu yok. Almanya'da kesinlikle tahammül var. Gelen, iktidara gelen muhalefetin hizmetlerinden bahseder, övgüler yağdırır. Seçime baktığın zaman başbakan kendi afişine asıyor, milletvekili adayları kendi afişlerini anıyla açıyor. Eyalet başbakanı ben metroda gördüm, gazete okuyordum. Burada bir müdürü on koruma koruyor. Niçin? Bir vekili koruyorlar, bir insanı koruyorlar, bir bakanı koruyorlar. Sorun olduğu için koruyorlar. Çünkü sorunlar çözülmediği zaman her insan korumayla dolaşıyor. Çünkü korku var içinde. Korkuyu aşmamışlar, sorunları aşmamışlar. Bir kan davasını görmek isterim. Bir aile bir aileyi öldürüyor. Barış sağlanmadığı zaman diğer aile silahlı geziyor. İşte biz de barışı sağlamalıyız. Ülkenin sorunları, etnik sorunlarımız var. Alevi sorunu, Kürt sorunu, ekonomi sorun. Sorun da sorun. Ama bir ülkede seçim yapılıyor mesela burada. Almanya'da iktidar partileri kendi sesini yükseltmek adına devlet bütçesini kullanmıyorlar. Bunu kullanırken muhalefetin sesini baskı yaparak medyaya, muhalefete sesini kısıltıp seçime gitmiyorlar. Böyle bir seçimi demokratik adlandırmıyorlar. Fakat maalesef bizim ülkede iktidara gelen kim olursa olsun kendi sesini yükseltmek için bütün devletin imkanlarını kullanıyor. Muhalefetin baskı yaparak, medyaya baskı yaparak, muhalefetin sesini kısarak seçime gidiyor. Biz buna adil bir seçim diyebilir miyiz? Demokratik bir seçim diyebilir miyiz? Adlandırabilir miyiz? Kesinlikle değil. İşte ülkemiz bundan yol almıyor. Benden olmayan herkes benim düşmanım mantığıyla seçim yapılamaz. Evet. Demiz Bey, Almanya'daki insanların Muşlulara bakışı nasıl? Yani o ilişkiler nasıl oldu? Biz farklı bir ülkedeyiz, bize tahammül gösteriyorlar. Gerçekten bizim orada yaptıklarımızı onlar ülkemizde yapsa belki biz kabul etmeyiz. Bakışlar iyidir. Çocuklarımız bak okullarda seçmeli, Türkçe seçmeli, Kürtçe. Okullarda mescit var. Din dersi bile veriyorlar Hristiyan olmalarına rağmen. Fakat onların bize göstermiş olduğu tahammülü biz göstermiyoruz birbirimize. Yani onu demek istiyorum. Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı yaratan yine bizleriz. Bazen diyorlar ki ya işte ülkemizi karıştıran dış güçlerdir, dış insanlardır. Ya biz 3 milyon Türk varız, Türkiye'li varız orada. Biz akıllı olalım, biz karıştıralım. Kimse kimsenin ülkesini karıştırmıyor, evini karıştırmıyor. Bizim çözümsüzlüğümüz, tamirsüzlüğümüzdür bu ülkenin sorunları çözülmüyor. Geçmişimizle mutlaka yüzleşmemiz lazım. Bize bakışlar iyidir, yedik. Gecelerimizi yapıyoruz, Türkçe'ye okuyoruz. Gece bir Galatasaray maçı o, şampiyonluğu olduğu zaman veya maçları olduğu zaman dış ülkelere karşı sokakları işgal ediyoruz. Burada onu yapsak belki burada gaz yeriz, su yeriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Son olarak
ne diyeceksiniz? Son olarak ben bunu söyleyeyim. Gerçekten bir örnek vereceğim. Picasso var. Onu bir ressam, bir tablo çiziyor. Atılan bombalarla yıkılmış cami minareleri, kiliseler, enkaz altında kalmış şehirler, ki atılan kimyasal silahlarla parçalanmış canlar, evladına sarılıp ağlayan anneler, kör olmuş. Doğan atılan kimyasal silahlarla zehirlenen mantiler, kuşlar, yılanlar, böyle bir tabloyu götürüyor. New York'ta Birleşmiş Milletler var, onların ofisine asıyor. Amerikalı generaller ve yetkilileri geliyorlar, diyorlar sayın, inceliyorlar, sayın Picasso biz seni tebrik ediyoruz. Ne güzel bir eser ortaya çıkarmışsın. Diyor hayır bu eser benim değil, bu eser sizin eserinizdir. Siz bu, siz emirler verdiniz, siz bombaladınız, siz yıktınız. Bu enkazlarsın, bu ölümlersin. Biz de bu ülkemizde enkazları bırakmayalım, ölümleri bırakmayalım. Sorunlarımızı çözelim, birbirimize iyi bakalım. Nasıl ki siyasilere de sesleniyorum, halka da sesleniyorum. MHP nasıl bu ülkenin bir gerçeğiyse, CHP nasıl bu ülkenin bir gerçeğiyse, AK Parti nasıl bu ülkenin bir gerçeğiyse, HDP de bu ülkenin bir gerçeğidir. Bu gerçeklerden kaçarak sorunları çözemeyiz. 6 milyon oy almış, bir HDP'yi yok sayarak, 6 milyon insanın iradesini yok sayarak bu ülkenin sorunlarını çözemeyiz. Eğer biz bunu beyinlerinde bunu yok saymışlarsa ülke bütünlüğünden bahsedemezler. Biz bu ülkenin bütünlüğü içerisinde Kürdüyle, Laziyle, Çerkeziyle tahammül istiyorum, bir barış istiyoruz. Ölen herkes bizim evladımızdır. Biz onların acılarını paylaşıyoruz. Ölen askerin acısını paylaşıyoruz. Ölen polisin acısını paylaşıyoruz. Dağda ölen evlatlarımızın da acısını paylaşıyoruz. Onları doğuran bir annedir. Anneların, savaş annelerimizin gözyaşıdır. Biz bunu istiyoruz. Enkazları bırakmayalım, ölümleri bırakmayalım. Barışı bırakalım gelecekteki nesillere. Size de saygılarımı söylüyorum. Buradan Muş halkına da tekrar selamlarımı söylüyorum. İş adamlarımıza çağrıda bulunuyorum. Buradaki bütün spor kulüplerine de çağrımlar, bir araya gelsinler. Bir takımı da profesyonel lige çıkarsınlar. İnşallah diyelim. Gençlerimize de el atsınlar. Birçok gencimiz Balıcı, madde bağımlısı, buradaki yetkililere de sesleniyorum. El atsınlar. Bunlar bizim evladımızdır, gelecekteki yöneticilerimizdir, öğretmenlerimizdir, doktorlarımızdır. Saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Programımıza beni çağırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Remzi Özün Beyefendi'ydi. Almanya Muş Kültür Yardımlaşma Derneği MUKYAD'ın başkanı. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.